Ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? Bugün birazcık gündemden uzaklaşmak istedim. Kafamı birazcık toparlamak istedim. Ama merak ediyorsanız eğer söyleyeyim, gündem full siyaset yine. Ama artık yarın devam ederiz. Yani birazcık da kafa dağıtmak hepimize iyi gelecektir diye düşünüyorum. Gerçi cringe videolarla ne kadar kafa dağıtabiliriz bilmiyorum ama yapacak bir şey yok yani. Türkiye'de de maksimum bu kadar kafa dağıtabiliyorsun. Bu sabah çok kötü bir karar verdim. TikTok'ta gezinme kararı. Evet, gerçekten berbat bir karardı. Ve gezinirken önüme çok saçma bir video çıktı. Video başlığı ise baya bir iddialıydı. Cehenneme gidecek olan 8 kadın. Kendi kendime durdum ve düşündüm ki Allah Allah! Bu kadın cehenneme gidecek olan kadınları nereden bilebilir ki? Sonuçta bunu bilmek için oraya bir git gel yapman gerekiyor yani, değil mi? Ha, bazılarınız şey diyecekti işte bu kitapta yazıyor, şöyle oluyor, böyle oluyor falan. Bunu yine de bilemezsiniz. Çünkü dine göre bile baksak bunun kararını verecek kişi yaratıcıdır. Sen o veya başkası değil. Neyse bu ablanın yapmış olduğu videoyu bir izleyeyim dedim. Aralarında gerçekten dikkatimi çeken maddeler de oldu. O yüzden sizlerle paylaşmak istedim. Buyurun, izleyelim. Cehenneme gidecek olan 8 kadın. 1. Saçı açık olan kadınlar saçlarından asılarak azap görecektir. Evet, saçı açık olan kadınlar saçlarından asılarak ızdırap göreceklermiş. Yazın bakayım bunu bir kenara. Kadına bak be. Hem cehenneme gideceğini biliyor, hem de nasıl işkence göreceklerini de biliyor. Maşallah. Herhalde bir oraya git gel yapmış yani. Bilemeyiz artık. Ama bilgili bir hesap. Takibi aldım bak. Muhtemelen bu videoyu izleyenlerin çoğunluğu çoktan cehenneme gitmiştir artık. Ne diyelim? Neyse, devam edelim. 2. Zina yapan kadın. 3. İslam'a göre yasak olan şeyleri bile bile yapan kadın. Hadi canım nasıl olur ya? İslam'a göre yasak olan şeyleri yapanlar cehenneme mi gidecekmiş? Yani bu abla söylemeseydi ben bunu bilmiyordum mesela. Ben cennete giderler sanıyordum. Abla benden daha iyi biliyormuş. Ay ay. Tamam devam et başka ne var? 4. Elbisesine dikkat etmeyen kadın. Fark ettiyseniz abla sadece içerik çıkarmak için yapıyor bunu. Çünkü sıralamış olduğu maddeler zaten birbiriyle neredeyse aynı. Başın kapalı olacak elbisene dikkat edeceksin. Ya sen bunu nereden biliyorsun ki? Yani nereden bilebilirsin? Bir sen doğrusun, herkes yanlış öyle mi? Ya arkadaş gözünüzü seveyim, dini suistimal eden bir insan var zaten başımızda. Bari siz bunu yapmayın, değil mi? Evet sözde siyaset yapmıyorduk ama kendimi tutamadım gerçekten. Öyle ufak istisnalar olur yani ne yapalım? Öfkeliyim, öfkeli olun, beni de anlayın lan. Gerçekten bu ve bunun gibi insanlara çok öfkeliyim. Bunlara sorsanız kendi yaptıkları her şey doğru, başkalarının yaptığı şeyler yanlış. Birazdan bunlara da bakacağız bu arada. Bakalım bu kadın neleri doğru yapıyor neleri yanlış yapıyor. Bir de biz yorulmayalım bakalım ablamız cehenneme mi gidecek cennete mi? Neyse devam etsin bakalım. 5. Sürekli yalan konuşan kadın. 6. Karşısındaki kişinin kusurlarıyla dalga geçip iftira atan kadın. 7. Gusul abdesti almadan yemek yapan kadın ve 8 eşinin ihtiyaçlarını yerine getirmeyen kadın. Abla bir dakika maddeler eksik. Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermeyen kadın nerede? E geçen bir hoca bize böyle söylemişti. Yalan mı söyledi? Ya bu eşinin ihtiyaçlarını yerine getirmeyen kadın dedi ya şimdi aklıma şey geldi. Bir tane hoca vardı çıkıp şey demişti işte. Kocanız eğer ki sizinle ilişkiye girmek istiyorsa girmek zorundasınız. Girmezseniz melekler size beddua <laughs> Bilmiyorum ya bu insanlar bu gibi şeyleri nereden uyduruyor benim aklım almıyor. Hayır bir de kendini neden eşinden daha aşağıda görüyorsun ki sen? Din sana gerçekten bunu mu emrediyor yani? Hayır abi böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok yani sen bir taraflarından uyduruyorsun şu anda. Sırf TikTok'ta birazcık izlenmek için. Eğer böyle olmasaydı emin olun bu videonun aynısını bir kere daha çekmezdi. Yine aynı maddelerle aynı şeylerle buna benzer bir video daha yapmış çünkü. Cehenneme gidecek olan 6 kadın. 1- Saçı açık olan kadın. Saçı açık olan kadınlar saç çıkarından asılarak azap çekecektir. 2. zina eden kadın. 3. İslam'a göre yasak olan şeyleri bile bile yapan kadın. 4. Elbisesine dikkat etmeyen kadın. 5. Sürekli yalan konuşan kadın. E son olarak 6. ise karşıdaki kişiyle dalga geçip iftira atan kadın. Peki ben şeyi merak ediyorum. Bu cehenneme gidecek olan kadınların listesini belirleyen, çok dindar, tertemiz ablamız acaba TikTok hesabında başka nasıl videolar çekiyor? Bunu gerçekten çok merak ettim ve şöyle bir göz atayım dedim. Göz atmaz olaydım arkadaş. Bu ne? Eşinizin size bağlanması için bu duayı kesinlikle okuyun. Öncelikle 7 tane küp şekeri alın. Bu duayı yedi defa okuyup çayına atın. Tabi bunu 7 gün boyunca yaparsanız mutlaka etkisini görürsünüz. Evet arkadaşlar bu duayı okuyorsunuz anında 1 milyon dolar geliyor. Evet şimdi yeni videoya hoş geldiniz. Bu duayı okursanız eğer ki Türkiye'nin iktidarı değişiyormuş da tamam tamam siyaset yok. Siyaset yok. Sakinim. İyiyim. Ya peki senin sırf birazcık izlenmek için yapmış olduğun bu şeyler de yalan olmuyor mu? Hani az önce diyordun ya yalan konuşan kadın cehenneme gidecek diye. Yok zengin olmak için dua. Yok kocanın sana bağlanması için dua. Yok onun için dua yok bunun için dua. Her şey sadece dua ile çözülseydi oho emin ol neler olurdu neler. Ha sonrasında bu ablamız bir de cennete kimler gidebilir diye video yapmış. Bir de onu izleyelim. Her insan cennete girebilecek mi? Tabii cennete girmenin ilk yolu Allah'a iman etmektir. La ilahe illallah ve buna inanan kişiler cennete gidecektir. Bir dakika nasıl yani? Az önce cehenneme gidecek 8 kadınlar diye video yaptın ve cehenneme gidecek olan kişileri listeledin. Şimdi de diyorsun ki cennete gitmek için Allah'a inanmanız yeter. Nasıl yani ya? Başa açık olan kadınlar Allah'a inansa yeter mi yani? Allah Allah bu biraz çelişki olmadı mı? Bu arada o listede 9. maddeyi unutmuşsun. Nefes alan tüm kadınlar cehenneme gidecek. Ya oğlum bu nasıl bir ülke gündemi ise beni bu TikTok denen bok çukuruna yine düşürmeyi başardı ya. Gerçekten ben şu anda fark Fark ettim ki ben ülke gündemiyle çok daha mutluymuşum. Ben yeter ki bu insanları görmeyeyim. Bu insanların varlığından haberdar olmayayım ya ben. Bu süreyi okuyan fakirlik yüzü görmez. Hayır, 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 hayır. Hayır, hayır, hayır. Ben bunu kaldıramam. Bu artık abartı olmaya başladı. Ben videonun sonuna gelmek istiyorum.